Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda sizlere Asus'un bir laptopunun açılımını yapacağım. Kutu açılımını. Laptopun modeli Asus X550W diyorum. Özür dilerim. Daha önce bu laptopun farklı bir kasasının kutu açılımını yapmıştım. Zaten kanalda var. Memnun kaldığım için tekrardan aynı laptoptan aldım. Çünkü Asus'tan gerçekten performans açısından memnunuz. Oradaki diğer laptoplara göre. Aslında ben kendim Samsung kullanıyorum kişisel bilgisayarım olarak. Çok önceden almıştım. Yaklaşık bir 7 sene olmuştur. Samsung'tan da memnunum ama şu an performans fiyat açısından eşleştirdiğim zaman diğer bilgisayarlarda bu daha avantajlı geldi. Bir de oradaki arkadaşlar da önerince hemen alma gereği duydum. Şimdi kutu açılımını yapacağım. Buraya yeni bir personelimiz işbaşı yapacak. Personel için gerekli cihazların açılımını yapacağım. Zaten şunları anlatmıştım. Telefon olarak partneriye fiyat açısından söylemiştim bunu. Galaxy Grand Prime vereceğiz. Aslında bizim konumuz şu Asus laptopun açılımı. Ama diğerlerini de bunun yanında açacağız tabii. Bu laptopumuzun fiyatıyla başlayayım. 4000 lira fiyatı laptopun arkadaşlar. Vatan bilgisayardan aldım. Bunların tümünü zaten. Şuna 25 TL verdik mouse'a. Microsoft'un yine kablosuz mouse'u. Grand Prime, Galaxy Grand Prime Samsung'un cep telefonu yine. Bu neyse fiyat olarak 750-800 lira verdik diyelim kısacası. Çünkü biraz indirim yaptırmıştım bunda. Monitöre ise 550 lira verdik. Monitör 23 inç Philips'in. Şu an için en uygun monitör bu olduğu için bunu tercih ettim. Aynı ölçülerde daha ucuz monitör olsaydı o tercihim olurdu. Çünkü grafik üzerine çok işlem yapmıyoruz. Philips'in bu monitörünü buraya kuracağız yine. Arkadaşlar bu şekilde. Bunların her birinin açılımını yapacağım şimdi. Fiyat olarak da bunu da söyledik. Şimdi laptopla başlayalım kutusunu açmaya. Öncelikle bakalım nereden açabiliriz. Hemen çeviriyoruz. Şurada bir kısım var. Yanımda falçatam olmadığı için eliyle koparacağım. Çekerek kopacaktır. Yani eliyle koparamadım ama anahtar yardımıyla açtım o kısmında. Sürekli cihazlar alıyorum. Yeni cihazlar. Bu cihazların kutu açılımını yapmaya karar verdim. Çünkü çok soru geliyor. Gerçekten de genç arkadaşlar merak ediyor. Onların da merakını gidermek lazım. Şurada hemen garanti belgesi var. Garanti belgesini hemen kutunun şu kısmına koymuşlar. Gerçi garanti belgesine gerek olmuyor. Faturası var. Faturayla gittiğim zaman da yardımcı oluyor arkadaşlar. Sağ olsun. Özel kısmı şu taraftaydı. Dediğim gibi Asus marka X550W bir laptop. Fiyat olarak 4000 lira olduğunu söylemiştim. Ve bunda şöyle bir özellik var arkadaşlar. Normal bildiğiniz i7. Farklı bir şey yok. RTX olarak 1 TB RTX var. Bu da normal standart. Windows 10 işletim sistemi var. Ben bunu Windows 10 64 bit şu an. Ama ev kullanıcısıyım. Ben bunu Pro'ya yükselteceğim. Çünkü şirketi kullanacağız. Onun dışında hani aman aman bir özelliği yok. Yani 16 GB bir RAM kapasitesi var. Şimdi zaten bilgisayarı açtığımda daha iyi göreceksiniz. Asus gerçekten güzel kutuluyor arkadaşlar. Şuradan kutusunu açıyoruz. Şu kısmını kaldırdıktan sonra şöyle bez şeklinde güzelce sarmışlar. Sarıp sarmalamışlar. Açalım bu kısmı da. Gayet temiz arkadaşlar. Ben şunu çıkarayım. Arkadaşlar kasası da oldukça iyi. Ben beğendim kasasını da. Yani parmak izi de tutmuyor kasası. Açtığınız zaman şöyle tabi çizilmiş klavyenin izi monitörü yani ekrana çıkmasın diye şöyle bir bez parçası da koyuyorlar içine. Gayet bu da güzel bir şey. Yani klavyesi böyle şık tasarım var. Kırmızı tuşlu. i7. GeForce Nvidia'nın ekran kartı var arkadaşlar. Nvidia 950M. Tabi bunun bir alt modeli de vardı orada daha ucuza. 900M modeli de. Ben bunu tercih ettim. Onun dışında hafif bir cihaz. Gerçekten burada yazdığı gibi. Hafif cihaz. Benim evdeki cihazıma göre gayet hafif. Şu yaklaşık 270 derece açılıyor. Monitörü de. Ekranı. Onun dışında yani alüminyum görünümlü diyor. Gerçekten öyle. Sesini az sonra performansı, ses performansını
seçebiliriz. HDMI çıkışı var. i7. Daha ne olsun. 3.5 GHz işlemcisi var. Yani bu şekilde arkadaşlar. Şu kutusundaki diğer malzemelerini de çıkarıp kapatacağım kutusunu. Kutusunda diğer malzeme olarak ne var? Bir bataryası vardır bunun içinde. Başka bir şey çıkmaz. Bir de kullanım kılavuzu. Bataryası da şöyle büyük bir bataryası var. Bunları da şöyle ilerleyelim kenara. Telefonu sabitleyemedim bir tripod yardımıyla. O yüzden hem telefonu tutup hem de bunları düzeltmek zorundayım. Arkadaşlar kutu açılımını yaptıktan sonra kutu kapama işlemini de yapıyorum. Kutusunu da kapıyorum. Yerine koyacağım kutusunu. Ben şu poşetlerini de hatta kutusunun içine koyayım da. Şunun kutusunu da kapattıktan sonra kutuyu şu kenara kaldıralım. Daha sonra bilgisayarın performans özelliklerini inceleyelim. Şu monitörü de açacağım birazdan. Arkadaşlar ben adaptörünü falan bağladım. Hepsini prize taktım. Şimdi yalnız bilgisayar açmadan önce şöyle bir dış özelliklerini tekrardan bir inceleyelim. Arkadaki bataryasına falan bakalım. Daha önceki baktığım, incelemiştim bu tarz bir bilgisayar ama tekrar bir de siz de bakalım. Gördüğünüz gibi 19 volta 6.32 amper çıkışı var. Şuradan şu kapağını kaldırıp büyük ihtimalle HardX ve RAM'lere ulaşabilirsiniz direkt. Anakartı herhangi bir şey işlem yapmadan. Yani iki tane vidası var. İki tane vidayı açtıktan sonra HardX ve RAM kısmına ulaşabilirsiniz. Ve şurada bir SD kart girişi var. Telefonunuzdan hafıza kartına ya da fotoğraf makinesinizden hafıza kartına direkt olarak kutusu onun bir aparatı var. Onun sayesinde koyabilirsiniz. İşlemci soğutması gayet iyi. İçinde zaten bakır bir kanal gözüküyor. Kablolar onun içinden geçmiş. Onun dışında yine DVD, CD okuyabilmesi için yan tarafta bir çıkışı var. DVD, CD writer var burada. USB 2.0 giriş var. 2.0 olması bir avantaj mıdır, devasa avantaj mıdır? Bir şey demeyeceğim. Ama 3.0 iki tane de vardır kesinlikle. Var zaten. İki tane de 3.0 USB girişimiz var. Ve kulaklık ve mikrofon girişimiz bir tane olmak üzere. İkisi de aynı delikten yapılıyor. Burada yine şu çıkışta adaptör gücü için. Bunda ayrıca VGA çıkışı ve HDMI'nin birlikte olması çok güzel arkadaşlar. Şurada da Ethernet için, Ethernet kablosu için çıkışımız var. Şurada HDMI, burada da VGA var. VGA'nın olması gerçekten güzel arkadaşlar. Çoğu zaman VGA monitör olduğu halde elimizde bağlayamıyoruz. Sırf çıkış olmadığı için. Donanımsal olarak inceledikten sonra bilgisayarımızın açılımını yapabiliriz. Açtım arkadaşlar, güç tuşuna bastım. Şurada da göstergeleri var. Şu zaten güç kablosunun takılı olduğunu gösteriyor. Şu Wi-Fi bağlantısı. Şu yani bu büyük harf küçük harf için. Bu numlock tuşları için. Şu Wi-Fi bağlantısının olup olmadığı için. Şu HardX'in çalışıp çalışmadığını gösteriyor. Okuyup okumadığını. Şu bataryanın takılı olup olmadığını. Güç kablosunun takılı olup olmadığını da diğeri gösteriyor. Şu an bilgisayarımız açılıyor arkadaşlar. Arkadan ışık yansıdığı için. Cam var, o kısmı da kapatacağım şimdi. Perdeyi çekeceğim. Bilgisayarımız açılıyor arkadaşlar. Açılışı da bize otomatik kurulum ekranı karşılayacak. Ben tabii bu bilgisayarı az önce söylediğim gibi Windows 10 Pro'yu yükselteceğim. Ben videoyu durdurdum. Biraz bilgisayar açılması uzun sürüyor diye. Bu arada perdeleri kapattım. Otomatik kurulum ekranı bizi karşılayacak. İlk tabi açılış olduğu için biraz geç açılabilir. Burada hangi dil olduğunu soruyor bize. Ben burada Türkçe'yi seçeceğim. Gelecek kullanıcı hangi dilde kullanmak ister bilmiyorum. Daha sonra İngilizce'ye çevirebilir. Ben ilk kurulumu Türkçe ile yapacağım. Şöyle biraz uzaklayayım. Burada karşımıza çeşit seçenekler çıkacak. Ben mouse aktif hale getirmek istiyorum. Çünkü touchpad'i biraz kullanması zor oluyor. Şu mouse'umuzu da açıp kullanmaya başlayacağım. Az önce zaten bunun açılımını yapmıştım. Buna 250 TL alışveriş yapan herkese bu 25 TL'ye veriliyor mouse. Microsoft marka bir mouse. Arkadaşlar mouse'u da kurdum. Şu şekilde bağladım mouse'u da. Gayet güzel oldu. Rahat bir şekilde. Şimdi işlemlerimi yapacağım. Şu kısımları göstereyim size. Dil seçeneğinin altında. Daha sonra saat dilimi, klavye, hangi klavye olması gerektiğini soruyor.
Yani bu otomatik kurulum ekranı. Bunu herkes yapabilir ilk bilgisayarı açtığı zaman. Ben şunu ileri diyorum. Burada kabul ediyor musun diyor. Microsoft'un sözleşmesi. Wi-Fi olarak hangisine bağlanmak istediğimizi soruyor. Ben bilgi işleme bağlanacağım. Sanırım NumLock açık değil diye bilgi işlemle bağlantı kuramayacak. Çünkü NumLock açık değil de şifreye öyle girdim. Ama Wi-Fi'nin çekim gücü gayet iyi. Yani beğendim. Ben burada kendi laptopumla giriyordum. Bu kadar çekmiyordu Wi-Fi'yi. Ben bu adımı atlayıp geçeceğim. Herhangi bir ağa bağlanmadan. Çünkü güncellemeleri yapmaya çalışacak sonra. Bir de onunla uğraşamam. Burada hızlı ayarları kullan diyebilirsiniz. Direkt hızlı ayarları kullanıp başlatabilirsiniz kurulumu. Yani farklı bir rengi yoktu. Ben siyah seçmek zorunda kaldım o yüzden. Siyah ve kırmızı renklerinden güzel bir tasarım var aslında. Fena değil. Bu arada ben birazdan monitörü de açacağım. Hızlı kurulumla başlattım arkadaşlar. Şu an kendi kendini yapılandırıyor bilgisayar. Birazdan bitmiş olacaktır. Bittikten sonra özelliklerine son kez bakar. Videoyu da bitiririz. Bu arada şu monitörümü de kutusundan çıkarıp monitörde kurmaya başlayabilirim. O otomatik ayarlarını yaparken. Şöyle farklı satı yardımıyla açtık kutuyu. Şunları çıkardıktan sonra monitörümüz içinden çıkacak. Bu arada bilgisayarımız kurulumu tamamlanmaya devam ediyor. Bir yandan kurulum tamamlanırken bir yandan da şu monitörü açayım dedim. Monitörün içinden şöyle bir adaptörü çıkayım. Monitörün de adaptörü var. Şu adaptörle beraber güç kaynağı. Şu ise monitörün VGA kablosu. Bu monitörde HDMI çıkışı yok. En büyük dezavantajı bu zaten. Monitörün şöyle bir ayağı var. Monitörün kutusundan da şöyle çıkaralım. Şöyle bir şuradan kenara koyduktan sonra monitörü burada göreceğiz. Bu arada monitörü devam edelim. Şurada ekranda bize kullanıcı adı ve parolayı soruyor. Ben şurada admin olarak gireceğim kullanıcı adını. Şifrede kendinize göre bir şifre belirleyebilirsiniz. Ben zaten domaini katacağım için bu bilgisayara. Şu an kullanıcı admin olarak belirlendi. Kullanıcı adıyla şifreye girdikten sonra ileri tuşuna basarak devam edebilirsiniz. Burada yine otomatik arka planda konfigürasyon işlemlerini yapacaktır. Bu kısmı ben atlıyorum genelde. Bu kısmı yine ileri kaldırdıktan sonra atlayacağım. Monitörün kurulumuna devam edelim. Bilgisayar hemen açılmaya başladı bile. Şu an arka planda Windows 10'un açılış arayüzünde çıkan kısımlara geçiyor. Standartadan kullanıcı oluşturduğunuzda otomatik bunları göreceksiniz. Bu yaklaşık 1 dakika sürüyor. 1 dakika içinde ben şu monitörü çıkarmış olacağım. Arkadaşlar monitörümüz bu şekilde. IPS özelliği var. Daha önce de bunu incelemiştik. Ultra HD. Onun dışında yani LED olduğundan falan bahsetmiş. Yani çok hani aman aman bir özelliği yok. Normal standart bir ucuzundan 23 inç bir monitör. Ayağı var. Ayağı ayrı çıkıyor. Şu vidası sayesinde bunu sabitliyorsunuz. Ben bunu sabitleme işlemini yapacağım. Şuradaki şu kısım ise kabloları tutturmanıza yarıyor. Kurulum tamamlanana kadar yeni monitörü de koydum. Şimdi monitör bağlantılarını yapacağım. Arkadaşlar kurulum bitti. Monitörü de kurdum bu arada. Monitörü de bağladım şu şekilde. Yani güzel oldu gayet. Yalnız monitör terse kaldı. Monitörü diğer tarafa koymam gerekiyor. Monitörün yerini değiştirdikten sonra gayet güzel oldu arkadaşlar. Şu an ekran çoğalt iğneleri ekranı büyüt yapacağım. Şu ekran özelliklerinden yansıttan. İğneli var, bir de uzat var. Uzata getirdiğim zaman aslında ekran doğruymuş arkadaşlar. Boşuna çevirdim. Şu an gayet iyi oldu bu şekilde. Şimdi bilgisayar özelliklerine bakalım. Otomatik Foxit yüklü geldi. PDF düzenleme aracı. Yalnız deneme sürümü olarak geldi. Ben zaten bu bilgisayarı yükselteceğim. Yükseltmeden önce bir
Öncelikle şeyine bakalım biz erkenden. Görüntü kalitesi de gayet iyi. Sadece yansıma yapıyor. Arkadaşlar Windows 10'un single sürümü var. Ben bunu Pro'ya yükselteceğim bu bilgisayarda. Sistem modeli X550W'ydi. i7, 3.6 GHz, 16 GB RAM olduğunu söylemiştim. Onun dışında ekran kartı olarak yine